Hadi, Khan Akademi alıştırmalarını kullanarak toplama işlemlerini, onlu ve yüzlü sayılar kullanarak nasıl yeniden yazabileceğimizi öğrenelim. Burada 63 artı 427 işlemi var. İlk bakışta sayılar korkutucu görünüyor değil mi? Çözmesi biraz zor gibi. Ama hiç de öyle değil, merak etmeyin. Böyle sayılarla karşılaşınca eminim ki kağıt kaleme sarılıp bu işlemi yazarak çözmeyi düşündünüz. Fakat Belki birinden alıp diğerine verdiğimde çok ama çok daha kolay bir işlemle karşılaşabiliriz. Mesela 63'ten 3 alırsam ya da çıkarırsam diyelim geriye 60 kalır. Bu 3'ü 427'ye verirsem de 430 elde ederim. Ve 60 artı 430 işlemini yapmak çok çok daha kolay. Ekrandaki soru az önce söylediğim şeyi adım adım yapmamızı sağlayacak. Şimdi başlıyoruz. 63 artı 427 eşittir 60 artı boşluk artı 427. 427'ler aynı olduğuna göre bu sayı ile oynamamız gerekiyor. Evet, 60'a kaç eklersem 63 eder? Yani boşluğa ne gelmelidir? 60 artı 3, 63 eder. Harika? Şimdi sıradaki adıma geçelim. Burada işlem sırasını değiştirmişler. 3'ü 60'a eklemek yerine 427'ye ekleyeceğiz. Yani bu toplama işlemini bundan önce yapacağız ve 63'ten aldığımız 3'ü 427'ye ekleyeceğiz. 3 artı 427, 430 eder. Gördüğünüz gibi bunu yapmak artık çok daha kolay ve kağıt kaleme ihtiyacımız yok. 430'a 6 tane onluk ekliyoruz ve sonuç 490 oluyor. Hadi bir tane daha yapalım. Burada bu iki sayıyı toplamamız gerekiyor. Belki yine bu işlemi yapmanın daha kolay bir yolunu bulabiliriz. 275'i 270 artı boşluk olarak yazmışlar. Evet, boşluğa ne yazmamız lazım? 5. Bu arada 595'i olduğu gibi bıraktıklarının da altını çizmek istiyorum. Peki bunu neden yapmış olabiliriz? 275'ten 5 alıp 595'e verirsek ne olur? 595, 600 olur ve toplama işlemi daha kolay bir hale gelir. Burada 270 artı 5 işlemini önce yaparken, bu adımda işlemin sırasını değiştirelim ve 5'i önce 595'e ekleyelim. Böylece 270 artı 5 artı 595, 600 adımına gelmiş oluyoruz. 275'ten 5 alıp 595'e eklememizin sebebi, bu sayıları elde edip toplama işlemini daha kolay bir hale getirebilmek. Son olarak bu işlemi de yaparsak, 270 artı 600, bakalım, elimizdeki yüzlüklerin sayısını 6 artırırsak, 870 elde ederiz. Bir tane daha. 51 artı 83 işleminin boşluk artı 84'e eşit olması için boşluğa hangi sayı gelmelidir? 84 elde etmek için 83'e 1 ekliyorsak, 51'den 1 eksiltmemiz gerekir. Yani boşluğa 50 yazmamız lazım. Peki sizce bunca zahmete neden katlanıyoruz? Çünkü bu toplama işlemini böyle yapmak çok daha kolay. 8 tane onluk artı 4 tane birliğe 5 tane daha onluk ekliyoruz ve 13 tane onluk artı 4 tane birlik yani 134 elde ediyoruz. Evet, itiraf edin, bu biraz daha kolay. İşlemlerle bu şekilde oynarken, bir sayıdan aldığınızı diğer sayıya eklemeyi ya da tam tersini unutmamanız gerekir. Eğer unutursanız, sayıların değeri değişeceğinden işlem yanlış olur. Hadi, son bir tane daha. 138 artı 710 işleminin boşluk artı 700'e eşit olması gerekiyor. Buradaki 710'un 700 olması için 10 çıkarmamız lazım. Çıkardığımız 10'u diğer sayıya eklediğimizde de 138 artı 10'dan 148 buluruz. Peki sizce bu faydalı oldu mu? Hem de çok. Çünkü 148 artı 700 işlemini aklınızdan hızlıca ve kolayca yapabilirsiniz. Sonuç 848. Ve söylediğim gibi bu işlemi yapmak bundan çok daha kolay.